Babasını dinlemeyen delikanlı bir derenin ortasında kalmış, oradan günlerce sonra sahile ulaşabilmişti. Sivrisinekler çok olursa bunca şiddetine rağmen file saldırırlar. Karıncalar da birleştiler mi kükremiş aslanın postunu yırtarlar. Çaresiz kalınca yaralı, hasta kervanın ardına düşüp yürüdü. Geceliğin hırsız tehlikesi olan bir yere vardılar. Delikanlı kervandakilerin zangır zangır titrediklerini, ölümü muhakkak bildiklerini gördü. Aldırmayın dedi, aranızda ben varım. Tek başıma 50 kişinin hakkından gelirim. Öteki gençler de yardım ederler. Yolcular onun sözü üzerine yüreklendiler, arkadaşlığına sevindiler. Kendisine yiyecek ve su vererek yardım ettiler. Delikanlının midesinin ateşi yalazlanmıştı. İştahlı iştahlı bir hayli yemek yedi, bir hayli su içti. Nihayet içinin ifriti sakinleşti, uykusu bastırdı, uyudu. Cihan görmüş tecrübeli bir ihtiyar da kervandaydı. Dostlar dedi, ben sizin muhafızınızdan çekindiğim kadar hırsızlardan çekinmiyorum. Bir hikaye vardır, Arap'ın biri biraz para biriktirmiş, geceleri lorilerden korktuğu için evde yalnız başına uyuyamamış. Dostlarından birini eve götürmüş, onu görmek de yalnızlığın verdiği ürküntü dağılsın diye. Adam birkaç gece yanında kalmış ama parasını öğrenir öğrenmez alıp savuşmuş. Sabahleyin bakmışlar, Arap çırılçıplak feryat ediyor. Ne oldu demişler, yoksa paranı hırsız mı aşırdı? La vallah demiş, muhafız aşırdı. Huyunu bildiğim zamandan beri asla yılandan emin olmadım. İnsanın gözüne dost görünen bir düşmanın diş yarası daha fenadır. İhtiyar, dostlar dedi, bu delikanlının da hırsızlardan olmadığını, fırsat kollayıp dostlarına haber vermek için hileyle aramıza sokulmadığını nereden biliyorsunuz? Bence uygun olanı şudur ki biz onu uyurken bırakıp gidelim. Gençler ihtiyarın tedbirini yerinde buldular. Yüreklerine yumrukçunun korkusu düşmüştü. Yüreklerini aldılar, delikanlıyı uyurken bıraktılar. Delikanlı arkasını güneş yakınca işi anladı. Başını kaldırdı, baktı ki kervan gitmiş, bir hayli dönüp dolaştı, bir yere yol çıkaramadı. Aç susuz yüzünü yere, ölümü kalbine koydu. Diyordu ki, develerin kalkıp gittiği şu anda kime derdimi dökeyim? Demek ki garibin garipten gayrı dostu olmazmış. Ancak uzun zaman gurbet çekmemiş kişi gariplere karşı kötü davranır. Bunları söylediği sırada av peşinde askerlerinden uzak düşen bir şehzade onun başucunda durmuştu. Bu sözleri duyunca onun kılığına, kıyafetine baktı, görünüşünü temiz, halini perişan buldu. ''Nerelisin, buralara nasıl düştün?'' diye sordu. Delikanlı başından geçenlerin birazını anlattı. Şehzade ona acıdı, hilat ve para verdi. Yanına güvenli bir adam kattı, yumrukçu böylece şehrine döndü. Babası onu görünce sevindi, sağ salim dönüşüne şükretti. Geceleyin delikanlı başından geçenleri, gemi olayını, gemicinin, köylülerin kötülüklerini, kervandakilerin alçaklığını anlattı. Babası, oğlum dedi, gideceğin sırada sana ben, züğürdün yiğitlik eli bağlı, aslanlık pençesi kırıktır dememiş miydim? 50 batmanlık güçten bir arpa miktarı altın iyidir diyen züğürt silahşör ne güzel söylemiş. Oğlu, baba dedi, elbette zahmet çekmedikçe hazine bulamazsın, canını tehlikeye atmadıkça düşmanı yenemezsin, daneyi saçmadıkça harman kaldıramazsın. Görmüyor musun, azıcık sıkıntı çekmekle ne kadar para getirdim, bir iğne yemekle ne kadar bal aldım. Kısmetten fazla yemek olamaz ama aramada gevşeklik etmemek gerek. Dalgıç timsahın ağzını düşünürse kıymetli inciye hiç kavuşamaz. Değirmenin alt taşı hareketsizdir, ağır yüke bu yüzden tahammül eder. Yırtıcı arslan in köşesinde ne yer, düşkün doğan neyle geçinir? Sen eğer evinde avlanmak istersen elin ayağın örümceğinkine benzemelidir. Babası, oğlum dedi, bu sefer talih sana yaver, ikbal rehber oldu. Böylelikle ayağından dikenin çıktı, dikeninden gül bitti. Bir devlet sahibi geldi, sana lütuf ve merhamet etti. Kırgın halini sorarak gönlünü aldı. Lakin böyle bir tesadüf binde bir düşer, nadir üzerine hüküm verilemez. Avcı her seferinde av getiremez, olur ki bir gün onu kaplan paralar.
Nitekim Pars padişahlarından birinin yüzüğünde kıymetli bir taş vardı. Bir gün bu padişah bazı adamlarıyla Şiraz'ın Musalla semtinde geziye çıkmıştı. Emir verdi, yüzüğü Adüb Devle Kubbesi'nin üzerine koydular. Okunu bunun halkasından kim geçirirse yüzük onun olacaktı. O sırada padişahın yanında bulunan 400 keskin nişancı ok attı. Hepsi de hata ettiler. Yalnız bir çocuk, bir kervansarayın damında oyun olsun diye her yana ok atıyordu. Sabah rüzgarı bunlardan birini yüzüğün deliğinden geçirdi. Yüzüğü çocuğa layık gördüler, ayrıca hesapsız paralar verdiler. Bundan sonra çocuk oku da yayı da yaktı. Neden böyle yaptın dediler. Öncekinin şerefi yerinde kalsın diye cevabını verdi. Kah olur aydın fikirli bir bilgeden bir doğru tedbir gelmez, kah olur bilgisiz bir çocuk oku yanlışlıkla hedefe atar. Sultanın sofrası. Bir dervişi gördüm. Bir mağaraya çekilmiş, kapısını dünyaya kapamıştı. Onun himmet gözünde beylerin, sultanların azameti kalmamıştı. Üzerine dilenme kapısını açan ölünceye kadar hep muhtaç kalır. Sen hırsı bırak da padişahlık et. Tamahsız kişinin başı dik olur. O tarafın sultanlarından biri, erenlerin cömert ahlakından umarız ki bizde lokma etmeye muvaffak buyuracaktır diye haber saldı. Şeyh, daveti kabul etmek sünnettir deyip razı oldu. Ertesi gün padişah, abide, kendisini rahatsız ettiği için özür dilemeye gitti. Abid ayağa kalktı, hükümdarı kucakladı, ona tatlılık gösterdi. Padişah gidince müritlerinden biri şeyhe, padişaha bu kadar tatlı davranmak adetinize aykırıydı, bunda ne hikmet var diye sordu. Şeyh, işitmedin mi dedi. Büyükler demişler ki, birinin sofrasına oturdunsa onun hizmetine kalkmak vaciptir. Faziletin karşılığını veremeyince naçarlığın özrünü dilemek gerekir. Ömür boyunca kulak, def sesi, çeng sesi, ney sesi dinlemeyebilir. Göz bahçe seyrinden vazgeçebilir. Burun gülsüz, nesrinsiz de olabilir. Kuş tüyü yastık bulunmazsa eğer, baş altında bir taşla uyumak mümkündür. Ama bu karma karışık hünersiz karın bir hiçe kanacak kadar sabretmez. Dördüncü bölüm. Susmanın faydalarına dair. Susmanın faydası. Dostlardan birine söz söylemekten çekinmeyi dedim, şu sebeple daha uygun buldum. Çok zaman söz içinde iyi de söyleniyor, kötü de. Düşmanların gözü ise kötüden başkasını görmüyor. Dostum, kardeş dedi, düşman iyiliği görmesin daha iyi. Düşmanın gözünde hüner en büyük kusurdur. Sadi güldür ama düşmanların gözünde dikendir. Kinli insan iyi adamın yanından ey kötü yalancı demeden geçmez. Güneş kaynağının dünyayı ışıklandıran nuru kör köstebeğe çirkin görünür. Bir tüccar bir dinar zarar etmişti. Oğluna sakın dedi bunu kimseye açayım deme. Oğlu emredersin baba dedi. Söylemem ama gizli tutmanın faydasını anlat bana. Babası dedi ki ta ki felaket ikileşmesin. Biri sermayenin azalması, öbürü komşunun keyiflenmesi. Derdini düşmanlara söyleme, sevine sevine la havle çekerler. Susmak, konuşmak. Akıllı bir genç türlü ilimlerden pek çok şey biliyordu. Bundan başka hoş bir tabiatı vardı. Danışman meclislerinde bulunduğu zamanlar hiç söz söylemezdi. Bir kere babası, oğlum dedi, sen de bildiklerinden niye bahsetmiyorsun? Delikanlı cevap verdi, bilmediklerimden sorarlar da utanırım diye korkuyorum. İşittin mi? Bir sofu nalınlarının altına birkaç çivi çakıyordu. Çavuşun biri, gel hayvanımı nalla diye yakasına sarıldı. Sen söylemedikçe kimsenin seninle işi yoktur. Ama söyleyince de sözün delilini getirmelisin. Hatırı sayılır bilginlerden biriyle bir dinsiz arasında tartışma oldu. Bilgin getirdiği delillerle onu ikna edemedi. Aciz kalıp vazgeçti. Biri, bu kadar ilmin, edebin, üstünlüğün, bilgeliğin varken bir dinsizin hakkından gelemedin mi? Dedi. Bilgin cevap verdi. Benim ilmim Kur'an'dır, hadistir, şeyhlerin sözleridir.
Oysa bunlara inanmıyor, kulak vermiyor. Onun küfrünü dinlemek benim ne işime yarar? Kur'an'la hadiste baş edemediğin kimseye verilecek cevap, cevap vermemektir. Cahil danışman. Calinus bir ahmağı gördü. Bir danışmanın yakasına sarılmış saygısızlık ediyordu. Dedi ki, eğer bu adam gerçekten bilgin olsaydı, işi bir cahille bu duruma getirmezdi. İki akıllı arasında kin kavga olmaz. Bilgin de akılsız kişiyle uğraşmaz. Cahil hoyratlıkla ağır söylerse, akıllı tatlılıkla onun gönlünü yoklar. İki gönül eri, aralarında bir kılı bile muhafaza ederler. Bir serkeşle ağırbaşlı bir adam da böyledir. Her iki tarafta cahil olursa, kıl yerine zincir olsa kırarlar. Çirkin huylu bir adam birine sövdü. Bir iki tahammül gösterdi. Dedi ki, ey akıbeti hayırlı insan, ben demek istediğinden daha fenayım. Biliyorum ki sen benim ayıplarımı benim kadar bilemezsin. Fesahatin kurallarından biri. Sahban-ı vali için fesahatte eşsizdir derler. Bir topluluk karşısında bir yıl konuşsa yine de bir sözü tekrarlamazdı. Aynı manaya gelen şeyleri başka deyimlerle söylerdi. Padişah nedimlerinin gözetecekleri kurallardan biri de budur. Bir söz ne kadar tatlı, ne kadar gönül çekici olursa olsun, ne derece tasdike, övgüye layık bulunursa bulunsun, bir kere söylendi mi artık söyleme, helvayı bir kere yerler, o kadar. Kim cahilliğini ortaya koyar? Bilgelerden birini dinledim. Diyordu ki, hiçbir kimse cahilliğini itiraf etmez. Biri konuşurken daha sözünü bitirmeden lafa başlayan kimse müstesna. Ey akıllı kişi, sözün başı sonu vardır. Sözün ortasında söze başlama. Akıllı, tedbirli, bilgili insan eğer susan yoksa söze başlamaz. Sultan ne söyledi? Sultan Mahmud'un bendelerinden birkaç kişi Hasan-ı Meymen diye, Sultan bugün filan iş hakkında sana ne söyledi diye sordular. Vezir, size de gizli kalmaz dedi. Ama sen memleketin vezirisin dediler. Sana söylediklerini bizim gibileri açmayı doğru bulmaz. Vezir cevap verdi. Çünkü kimseye açmayacağımı bildiği için güvenir. Şu halde siz niçin soruyorsunuz? Bilen kişi her bildiği sözü söylemez. Padişahın sırrını verip kendi seriyle oynamak doğru değildir. Sevilmeyen komşu. Bir evi alma kararı verirken tereddüte düşmüştüm. Yahudinin biri, ben eskiden beri bu mahallede oturanlardan biriyim. Evin nasıl olduğunu benden sor. Al bunu, çünkü hiçbir kusuru yoktur dedi. Evet dedim, senin komşuluğundan başka. Senin gibi komşusu bulunan bir ev, olsa olsa 10 dirhem kalp gümüş eder. Ama umutsuz da olmamak gerek. Sen öldükten sonra 1000 misli değer. Hırsızlar Beyi. Şairlerden biri Hırsızlar Beyi'nin huzuruna çıkıp metiye okudu. Sonunda beyin buyruğuyla adamcağızın elbisesini aldılar, kendisini köyden dışarı attılar. Orada da ardına köpekler düştü. Şair bir taş almak istedi, toprak buz tutmuştu. Aciz kaldı. Bunlar ne haramzade insanlar dedi. Köpeği salmışlar da taşı bağlamışlar. Bey balkonundan bunu işitti, gülerek bilge dedi. Bir şey iste benden. Şair cevap verdi. Eğer ihsan buyurursan kendi elbisemi istiyorum. İnsan insanlardan iyilik umar. Ben geçtim senin iyiliğinden. Yeter ki bana kötülük etme. İhsanın olarak gitmeye razıyız. Hırsızlar başkanı ona acıdı. Elbisesini lütfetti. Ayrıca bir kürklük haftanla birkaç para verdi. Müneccimin karısı. Bir müneccim kendi evine gitti. Baktı ki yabancı bir adam karısıyla birlikte oturuyor. Küfretti, ağır söyledi. Evde kıyametler koptu. Bir gönül eri olup biteni duydu. Dedi ki, evinde kim var? Bunu bilmezken göğün yücesindekini nereden bilirsin? Çirkin sesli hatip. Çirkin sesli bir hatip, sesini güzel sanır, boşu boşuna bağırır dururdu. Sanırsın ki
ayrılık kargasının çığlığı onun ezgilerinin perdesindedir. Yahut da seslerin ey çirkini eşeğin sesidir ayeti onun için inmiştir. Hatip Ebu'l-Fevaris bir anırdı mı sesiyle Fars'taki ıstahrı yıkar. Köylüler mevkii yüzünden onun belasına katlanıyorlar, kendisine fenalık etmeye uygun bulmuyorlardı. Nihayet o ülkenin bu adama karşı gizliden kin besleyen hatiplerinden biri onu ziyarete geldi. Hayırdır dedi, seni rüyamda gördüm. Çirkin sesli hatip, nasıl gördün diye sordu. Öteki cevap verdi. Sanki senin güzel bir sesin varmış, herkes okuyuşundan zevk alıyormuş. Hatip bunun üzerine biraz düşündü. Ne mübarek rüya görmüşsün dedi. Çünkü bana eksiğimi öğrettin. Anlaşıldı ki çirkin sesliyim. Okuyuşumdan halk rahatsız oluyor. Tövbeler olsun. Bundan sonra okusam da hafif sesle okurum. Dostların sohbetinden ıstırap duyarım. Çünkü çirkin huylarımı güzel gösterirler. Kusurumu hüner ve olgunluk sayarlar. Dikenimi gül ve yasemin yaparlar. Nerede o pervasız, küstah düşmanlar ki bana benim aybımı göstersinler. Sakın kabul etme. Biri Sincariye mescidinde kendi isteğiyle ezan okuyordu. Öyle bir sesi vardı ki işitenler ondan vahşet duyuyorlardı. Mescidin sahibi iyi huylu, doğru bir emirdi. Adamın gönlünü incitmek istemedi. Ey yiğit gönüllü zat dedi. Bu mescidin eski müezzinleri vardır. Her biri 5 dinar aylık alır. Ben sana 10 vereyim de başka yere git. Müezzin kabul edip gitti. Bir süre sonra yeniden emirin huzuruna geldi. Efendim dedi. Bana yazık ettin. Çünkü beni 10 dinarla buradan savdın. Gittiğim yerde başka yere gitmem için 20 dinar veriyorlar. Kabul etmiyorum. Emir güldü. Sakın kabul etme dedi. 50 de verirler. Çapayla sert taştan çamur kazıyan senin çirkin sesin kadar kalp tırmalamaz. Okuma. Çirkin seslinin biri yüksek sesle Kur'an okuyordu. Yanından bir gönül eri geçti. Senin aylığın ne kadar diye sordu. Hiç. Şu halde bu zahmete niçin giriyorsun? Allah rızası için giriyorum. Gönül eri cevap verdi. Allah rızası için okuma. Sen Kur'an'ı böyle okursan Müslümanlığın şerefini kırarsın. 5. bölüm. Aşka, gençliğe dair. Hasan-ı Meymen diye Sultan Mahmud'un her biri cihan harikası bunca güzel bendeleri var. Nasıl oluyor da bunlardan hiçbirini Ayaz'ı sevdiği kadar sevmiyor? Kaldı ki o öyle güzel de değil dediler. Cevap verdi. Gönle giren her şey göze hoş gelir. Sultanın dilediği kimse hep kötülük de etse gene iyi sayılır. Padişahın reddettiğini evi halkından bile okşayan olmaz. Yusuf'un yüzüne inkar gözüyle bakan onu çirkin diye vasıflandırır. İstekli bir gözle bakıldığında şeytan kerrubi gözlü melek görünür. Tüccarın kölesi. Anlatırlar, bir tacirin eşi az güzellikte bir kölesi vardı. Ona din ve muhabbet yolundan ayrılmayan bir gözle bakıyordu. Dostlarından birine, ne olurdu dedi, şu köle bunca güzelliğiyle, meziyetleriyle, uzun dilli, terbiyesiz olmasaydı. Dostu, kardeşim dedi, sevgini itiraf ettinse saygı bekleme, araya sevme, sevilme girdi mi, efendilik, kölelik kalmaz. Efendi, köle su çekmeli, kerpiç yapmalı, nazlı kul sahibine yumruk atar.